Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün YouTube'un analizini yapacağız. Soru beleş pastadan gelmiş. Demiş ki hocam YouTube'un analizini yapar mısın demiş. Linki de yollamış. Hemen bakıyoruz. Bu sırada da yükleniyor. Gençlik döneminden. Böyle de. Bakıyor. İlerletelim. Evet. Evet, bu hareketin bir anlamı var. Bu hareket şu bölgedeki iç devinimi ve buradaki basıncı arttırmak için yapılan bir hareket. Buradaki basıncın artması sesin daha tepe noktaya ulaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla da eğilerek vokalle birlikte bunu almış. Devam ediyoruz. Çok net bir belting tekniğinden söz etmemiz gerekiyor. Burada kullanılan da bir belting tekniği. Belting tekniği neydi? Kısa bir öz geçelim. Larynx'in şuradaki Adem elmasının aşağı indirilerek, açılarak ve sürekli kafa bölgesinde sesin rezonans bölümüne yayılmasıyla oluşturulan bir teknik. Çok net bir teknik kullanılıyor. Evet. Tabi artikülasyona da değinmek lazım. Vokalleri oluştururken çok büyük artikülasyonlarla bunu sağlıyor. Ama bunu yapmanın iki sebebi var diye düşündüm. Birincisi, tabi bilmiyorum, olasılıklar üzerinden gidiyoruz. İleride devam edeceğiz tabi. Birincisi, vokalleri en rezonans bölümüne ulaştırmak için en doğru pozisyona doğru getirmek. İkinci bir şey ise yine buradaki sıkışma. Çünkü sıkışık bir vokalle başladı ama bunu bilinçli yapıyor. Yani bilinçsiz yapılan bir sıkıştırma hareketi değil. Bilinçli bir şekilde fazla açıyor ki şuradaki daralmayı kontrol etmeye çalışıyor. Bunu kontrol etmezse buradaki larynx'e çok fazla yüklenip ses kaslarına tahribatta bulunabilir. Ama bunu yapmamak için daha fazla vokalleri açarak ve kontrol ederek buradaki sıkıştırmayı sağlıyor. Olabilir. Tabii bakıyoruz. Olasılıklar. Sürekli üflüyor. Sesi sürekli üflüyor. Sürekli ön bölgeye getirmeye çalışıyor. Vokal tekniği artık belki çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Burada bedeni arkaya atmasını, kafanız karışmasın bundan dolayı. Bedeni arkaya atıyor. Desteği arkaya doğru alıyor. Çünkü bir sıkıştırma hareketi yapıyor. Bunu James Brown'da da görebiliyoruz. Bunu genelde caz vokal tekniklerinde de görüyoruz. Belting'de. Belting tekniğinde de bu sıklıkla görülebilen bir olay. Boyuna iyi bakalım. Oturduğu yer yine iç basınç bölgesi dediğimiz hemen göğüs kafesiyle karın arasındaki boşluğa oturuyor. Buradaki iç basınç bölgesine oturuyor. Ve sesi tam olarak, havayı tam olarak kafaya atmaya çabalıyor. Dediğim gibi bu arada sıkıştırma hareketi, oradaki o duyulan cızırtılı bir ses var. Bir gıptaktan, larynx'ten duyulan bir ses tınısı var. Bunu vokalleri çok fazla açtığında çok daha kontrollü ve rahat bir şekilde yapıyor. Bu da ses kaslarına zarar vermiyor çok fazla ama dediğim gibi tehlikeli ve riskli bir şey. Zaten belting tekniği doğru uygulanmadığında çok sıkıntı verici sonlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla tekniğe iyi hakim olmanız lazım. Mikrofona tutunması aslında bir destek arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere mikrofona tutunuyor. Bu bir destek. Bunun dışında yere doğru söylemesinin de bir anlamı var. Çünkü yere doğru bastırdığında şuraya daha fazla basıncı sağlıyor ve bu da havayı daha rahat kullanmasını sağlıyor. Yani çok bilinçli yapılan ve çok doğru kullanılan bir belting tekniği uygulanıyor şu an diyebiliriz. Yine şu hareketi gördünüz. Hep sıkıştırma hareketlerinde farkındaysanız şöyle göğüsten bir hareket alıyor. Bunu yine bilinçli yapıyor. Çünkü desteği tam anlamıyla bedene topluyor ki kontrolü tam anlamıyla sağlayabilsin belting'i uygulamak için. Çok doğru.
gücü de alıyor aynı zamanda. Bakın tekrar bakalım oradaki. Gördünüz mü? Daha fazla mikrofona tutundu, daha fazla desteği aldı. Ses aralığı tabii tenor mu, bariton mu, bas mı, bilmem ne mi? Bunu çok fazla bilmemiz söz konusu değil. Yani yüksek bariton biri de bu ses tınısına sahip olabilir. Tenor biri de bu ses tınısına sahip olabilir. Yanıltıcıdır. Zaten belting tekniği çok yanıltıcı bir ses tekniğidir. Ses aralığını çok net görmemizi sağlamaz. Genelde de popçular arasında da hep bizi yanıltır, şarkıcıları genelde yanıltan bir şeydir. O yüzden ses tekniği ile ilgili çok, ses aralığı ile ilgili çok yorum yapamıyorum. Tabi diğer şarkılarını ve diğer videolarını izlemek gerekiyor ses aralığı ile ilgili. Ama ön sezimize göre ya yüksek bariton ya da tenor diyebiliriz. Tabi dönemin rock vokal tekniklerinin tamamında bu tekniğin oluştuğunu görüyoruz. Bu zaten bir süreç aslına bakarsanız. Belting tekniği süreci. Bu dönemde de çok fazla rock müziğin içinde de kullanılan bir teknik haline geliyor arkadaşlar. YouTube'da da tam anlamıyla belting tekniğinin net bir şekilde uygulandığını görme şansımız var. Biraz ileriye sarıyorum da. Farkında mısınız? Hep vokale girdiği anlarda şu bölgeye oturuyor. Tekrar izleyelim. Bakın yine. Oturuyor. Bakın oturdu yine. Çok net. Evet, yani genel anlamıyla söyleyecek olursak Newton'un kullandığı tekniği biz belting tekniği diyoruz. Bu belting tekniğinin de tabii stilleri var. Stil daha çok o dönemin rock müzik stillerinden biri. Biraz da tabii kendi yorumunu da katarak tekniğe de tam anlamıyla hakim olarak müthiş bir kullanım ve kontrol görüyoruz aslına bakarsanız. Dediğim gibi belting tekniği çok riskli bir tekniktir. Bununla ilgili ben zaten paylaşımını bulundum, video paylaşımını bulundum, izleyebilirsiniz onu da. Ama kısa özet geçersek, sesi rezonansı çok iyi aktarıyor. Buradaki iç basınç bölgesini çok iyi kullanıyor. Beden desteğini çok iyi sağlıyor ve beden kontrolü çok güçlü. Yani U2 bizim için dinlenmesi gereken güzel örneklerden biri diyebiliriz.